Hacivat, aman Karagöz'üm günaydın. Nedir bu telaşın? Böyle nefes nefese nereye gidersin? Karagöz, aman Hacivat sorma, mahvoldum. Hacivat, dur bir soluklan, hele anlat neler oluyor? Karagöz, dur ama peşimdeler, geliyorlar. Durursam yakalarlar. Hacivat, kimler geliyor anlamadım. Kimse yok arkanda. Karagöz, alacaklılarım geliyor. Hacivat, dur telaş etme de anlat bir bir. Belki yardımcı olurum sana. Karagöz, biliyorsun Hacivat'ım, kaç aydır işsizim. Paralar suyunu çekti. Hacivat, bilirim tabii ki. Karagöz, ben de yaptığım alışverişlerimi yazdırmıştım hep. Bakkala, manava, kasaba. Hacivat, biz de öyle yapıyoruz çoğu zaman. Ne var bunda? Karagöz, tabii senin için hava hoş. Hacivat, olur mu hiç, senin derdin benim de derdim sayılır. Anlat, devam et. Karagöz, ilk önce bakkal geldi. Kapıya dayandı. Öde borcunu, öde borcunu. Tam onu ikna edeceğim ki sonrasında manav göründü. Arkasından da kasap. En sonunda da elden borç aldığım komşum. Hacivat, ya bir yanlışın olmasın? Onlar öyle insanlar değiller. Kapılarına dayanmazlar kimsenin. Karagöz, sen öyle san. Bakkal kapmış oklavayı, manavın elinde pırasalar, kasap kapmış satırı, komşu silahı, hepsi öde borcunu, öde borcunu. Hacivat, neredeler peki şimdi? Karagöz, vallahi en son ben yataktan fırladığımda arkamdaydılar. Hacivat, aman Karagöz'üm korkuttun beni de, sen rüya görmüşsün. Karagöz, ne yani, hepsi rüya mıydı bunun? Hacivat, ha ha ha, bak nasıl da güldürdün beni. Karagöz, ne gülersin ya, arkamdaydı hepsi. Hacivat, ciğerimin köşesi, canım arkadaşım benim. Karagöz'üm, kötü bir rüya görmüşsün sen. Karagöz, doğru mu dersin? Hacivat, bak kimse de yok zaten gelen giden. Karagöz, oh çok şükür, ben de korkudan zor attım kendimi sokağa. Hacivat, bu işsizlik sorununa bir çare bulmamız şart. Karagöz, bulalım tamam Hacı Cavcav. Böyle kötü kabuslar görmeye başladıysam durumum kötü. Hacivat, peki önce söyle bakalım, elinden ne iş gelir? Karagöz, her türlü iş gelir. Çamaşır, bulaşık yıkarım, ütü yaparım. Hacivat, ilahi Karagöz'üm, bunlarla nerede iş bulacaksın? Evlere temizliğe mi gideceğiz? Başka ne iş yapabilirsin? Karagöz, yemek yaparım, halı silkelerim. Hacivat, ha ha ha, ay sen beni bugün gülmekten öldüreceksin. Karagöz, gülüp durma karşımda, şimdi dayağımı yiyeceksin. Ben başka işten anlamam ki. Hacivat, dur bakalım bir düşünelim. Ayakkabı tamircisi Ahmet Usta yanına birini arıyordu. Karagöz, aman Hacı Cavcav, ben ne anlarım ayakkabı tamirinden? Hacivat, bakkal Osman evlere dağıtım için birini arıyordu. Ona ne dersin? Karagöz, ama sen artık benim şaplağımı kesin yersin. Hacivat, dur vurma Karagöz'üm, ne oldu? Karagöz, ben bu yaştan sonra kapı kapı dolaşıp evlere servis yapamam. Yürümeye halim yok benim. Hacivat, peki Karagöz'üm, dur hemen dellenme. Bulacağız sana güzel bir iş. Karagöz, şiş mi bulacaksın? Ne yapacağım? Örgü mü örüp satacağım? Hacivat, aman efendim, olur mu hiç öyle? Şiş demedim ki ben, iş buluruz dedim. Karagöz, bulalım bakalım. Hacivat, bak bunu seveceksin eminim. Artık buna da itiraz edemezsin. Karagöz, neymiş bakalım, ne buldun? Söyle de merakta bırakma beni. Hacivat, fotoğraf çekeceksin. Karagöz, fotoğraf mı çekeceğim? Ben ne anlarım fotoğraf çekmekten? Hacivat, kolay, ben sana öğretirim. Şimdi hemen gidelim, benim eski fotoğraf makinesini alalım. Karagöz, Hacı Cavcav, kimin fotoğraflarını çekeceğim, onu söylemedin. Hacivat, turistlerin. Karagöz, turistlerin mi? O nasıl olacak? Hiçbir şey anlamadım. Hacivat, Sultanahmet'e gidiyoruz birlikte. Oradaki turistlerin resimlerini çekeceksin ve onlara satacaksın. Karagöz, sen benimle alay mı ediyorsun? Hacivat, hayır Karagöz'üm, neden alay edeyim? Karagöz, diyelim ki çektik resimlerini. Ben dillerini bilmiyorum ki, nasıl satacağım resimleri onlara? Hacivat, ben sana yardımcı olacağım.
Sen hiç merak etme. Hemen yola koyulalım. Karagöz: Madem kovulacağız, niye gidiyoruz? Acıvat: Yine yanlış anladın Karagöz'üm. Karagöz: Bence de gidip bir güzel tavuk haşlayalım. Acıvat: İlahi Karagöz'üm.